Selen, hoş geldin. Bulduk. Teşekkür ederim. En çok nelere gülüyorsun? En son neye ağladın? En çok bana samimi gelen davranışlara gülerim herhalde. Yani onlar tebessüm etti. En son bugün öğretmenler günü için mesaj attığım hocalarımdan birkaçının verdiği yanıt beni ağlattı, duygulandırmıştı daha doğrusu. Helal olsun iyi yürekli kızım. İyi ki senin gibi bir öğrencim olmuş yazmış. Çok duygulanmıştım. Bir insanı tanımak için soracağın 3 soru ne olurdu? Önce yaşadığı en büyük acıyı sorardım herhalde. Çünkü benim için bence insanlığı dert birleştirir. Yani tamamen farklı insanlar olsa bile gerçekten birleştiren derttir. Benim çok yakın arkadaşlarım var. Bunlar bizi birbirimize bağlayan şey gerçekten dertli. O kadar farklı renklerde insanlarız ki karakterlerimiz açısından. O gerçekten bizi dertlerimiz birleştirdi. O yüzden etrafındaki insanların dertleri de bana bazen çok farklı geldiği için önce derdini sorardım yani. İkinci olarak da dünyada en çok eksik gördüğü kavramı sorardım. Çünkü bence insanın hayata bakış açısını direkt veren bir soru olurdu. Benim şahsen önce merhamet sonra adalettir. Çünkü yaşanan onca şey beni tamamen farklı bir insan yaptı. Çok sevdiğim okulum kapanmamış olsaydı, çok sevdiğim insanlardan ayrılmamış olsaydım gerçekten bu kadar merhamet ve adalete düşkün bir insan olmazdım. O yüzden bu kavramları sorardım. Üçüncü olarak da sevgisini nereye yönlendirdiğini sorardım. Çünkü herkesin bir sevgi potansiyeli var. Ama bazen ben çok şaşırıyorum. Bir insan çok samimi olmak gerekirse başka bir insana gerçekten çok fazla. Yani bütün hayatını adarcasına sevmesi bana biraz insanın kendisinden uzak geliyor. O yüzden sevgisini nereye, nasıl yönlendirdiğini sorardım. Anne, baba ve çocuk ilişkilerinde en yapıcı ve en yıkıcı davranış modeli nedir? Bence en yapıcı olan ailenin çocuklara verdiği karşılıksız, ne olursa olsun karşılıksız sevgidir. En yıkıcı olansa çocuğun tıpkı bence diğer bütün insanlar gibi anlaşılma arzusunu tatmin edememesidir. Bence ailesinden çok uzak düşürür bu. Yapayalnız hissettiği. Evet. Türk filozof Profesör Doktor Iona Kucrani şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, insanların robotlaştırıldığı, robotların insanlaştırıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu ifadeye ne dersin? Bana da ilginç geliyor çünkü bence insanlığa gereken sadece insanlıktı. Ama insanlar insanlıktan olabildiğince uzaklaşmayı seçtiler bence. Korona-19'un sana kattıkları ve bu dönemin senden aldıkları nelerdir? Bence bu dönemin bana kattıkları da benden aldıkları da aynı yerden geçiyor. Böyle insan uzun bir süre evde olunca bence birçoğumuzda olduğu gibi içine dönüyor. Ve ben gerçekten bir süre sonra ben farklı bir insan olduğumu fark ettim. En azından bazı şeylere farklı bakmaya başladığımı ister istemez fark ettim. Çok ilginç gelmişti. Ama benden aldıkları da yine aynı şekilde. Dışarıdaki hayattan uzak olduğun zaman kafanı dağıtacak şeyler yok. Ve çok fazla içine girdiğin zaman kendini bu sefer çıkmak da zor oluyor. Yani aynı eğilimin hem olumlu hem olumsuz taraflarıdır. Bana verdikleri ve aldıkları. Çok. Bir şeyi değerli diye hangi kriterlere göre değerlendirirsin? Selen'in değerlileri neler? Bence değerli insanın ruhuna işleyen şeydir. Benim ruhuma işleyen de bence samimiyettir. Bir şey ne kadar samimiyse bana o kadar işler. İnsan parçalardan oluşuyor desem. Hataların, artıların, eksilerin, yaşanmışlıkların senin birer parçan ve bir puzzle olarak bir bütüne doğru gidiyorsun desem. Selen gelecekte nasıl bir yapboz olacak?
Bence her insanın puzzle'ı gibi benimki de rengarenk. Ama ben var olan koyu renkleri ileride, daha diğer parçalarda, ilerleyen parçalarda daha açık, daha parlak renklerle değiştirmeye çalışıyorum. Çok hoşuma giden bir söz vardır. Çok zaten duymuşsunuzdur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diye. Ben kendi hayatımda bunun böyle minik de olsa örneklerini gördüm ama hep şey diye düşünürdüm. Başkasına merhamet et ki sana da merhamet edilsin. Ama yaşım biraz daha büyüdükçe, biraz daha kendime bakabilmeye başladığım zaman insanın başkasına merhamet etmek için de önce kendine merhamet etmesi gerektiğini fark ettim. O yüzden sözüm önce bana, önce kendime, sonra insanla. Bence bizi biz yapan şey, ben şöyle düşünürdüm, devrik olacak biraz ama. Çok hata yaptığım için, çok hata yaptığımız için, mükemmel olamayacaksam neden varım diye düşünürdüm ama biz hatalarımızdan ziyade bence farklılıklarımızla güzeliz. O farklılıkların ortaya çıkabilmesi için de hatalarını insanın şefkatle kucaklaması gerekiyor bence. Teşekkürler Selen. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.